Terörizm ve terörün her türlüsüyle etkin mücadele yolunu açmak, temel evrensel insan haklarını mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli kılmak, laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek, devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. Ali, konumunu bildir. Aferin Ali. Planladığımız gibi ilerlesin. Haberini bekliyorum. Anlaşıldı komutanım. Mehmet'ti değil mi? Doğrudur komutanım. Gözlerin çok dönüyor asker. Önüne bak. Emredersiniz komutanım. Efendim hocam. Aleykümselam. Duydum hocam. Bildiri geldi. İnşallah başaracağız. Artık kimse engel olamaz. Evet, istediğimiz gibi oldu. Hocam, zaten güçlü bir kadro kurduk. Her türlü başaracağız. Şansları bile yok. Zaten ben bölgeye ağırlığımı koydum. Kimse sıkıntı yapamaz. Estağfurullah hocam. Bizi yetiştirenler sağ olsun. Tabii. Geç olsaydı daha iyi olurdu ama olsun, başaracağız. Tabii ki hocam, sizin hiç şüpheniz olmasın. Burada planlar çok ilerliyor. Zaten tankları ve askerleri görenler kaçacak delik arayacaklar. Evet, ben yol kenarında gizli bir yerde bekliyorum. Kışladan 8 tank, 100 askerle çıkış yaptım. Aynen hocam. Onlar önden baskın yapıyor. Evet. Ama her türlü başaracağız. Hiç şüpheniz olmasın. Siz nasıl istiyorsanız siz hocam. Siz bir şeyler planlıyorsunuz. Ama ben bekleyeyim burada. Zaten bildiri de yanımda. Bana haber geldiğinde buradan direkt geçerim. Hiç sıkıntı olmaz. Yakın yerdeyim zaten. Ya zaten çavuş sıkıntılıydı. Yanıma almadım. Evet hocam. Çok güçlüyüz, gerek yok. Bir şoför var. Aynen rütbesiz. Beni görünce tir tir titriyor zaten. İyi oldu. Valiliklere. Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin tüm kurumları ideolojik sıkı yönetim. Bu bir darbe. Asker, hemen arabadan in. Kimsin oğlum? Amacın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Cevap versene asker. Ne yaptığının farkında mısın? Askerinin gizli evraklarına bakıyorsun. Sana güvendik, 2 dakika arkamızı döndük. Yaptığın harekete bak ya. Amacın ne oğlum? Seninle bu konuyu konuşacağız. Komutanım, emrinizi bekliyorum. Arabaya bin. Tekrar ediyorum. Hemen arabaya bin. Güvenlik güçleri engelliyor. Ateşe savunma. Tekrar ediyorum. Valilik basıldı. Güvenlik güçleri engelliyor. Ateşe savunma. Açar oğlum kapıyı. Komutanım, emrinizi bekliyorum.
Sana durmanı emrediyorum hemen asker! Neden sadece beni yanınıza aldığınızı anladım komutanım. Askerler kışlanan tatbikat var diye çıktı. Ama bu bir tatbikat değil. Bu bir darbe. Siz bize yalan söylediniz. Sen benim emrimi mi sorguluyorsun? Asker, kendine gel. Karşında bir komutan var. O tankları masum insanların üzerine süreceksiniz. Ben bu oyuna gelmem. Bir adım daha atarsan seni vururum. Zekalı, pis pisin öldün işte. Kimin emrini sorguluyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun? Hay be vuruldun oğlum ya. Darbe gerçekleştirildi. Boğazlar tutuldu. Cumhurbaşkanına suikasta gidildi. TV'den bunun bildirisi bile okutuldu. Nerede askı anahtar? Anahtarı ne yaptın? Anahtar! 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 Ver şu anahtarı! Ver şunu! Ver şunu! Allah aşkına! Alacağım bunu! Ver şunu! Meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Biz tank işler değiliz. Biz de teslim oluyoruz komutanım.